أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Buraya verilen seans parasını söz konusu yapıp insanları yerden yere vuruyorlar. Yani seans başı şu kadar para alıyor. Kusura bakmayın, ara vermek zorunda kaldım. Diyordum ki, düşüncelerimi paylaşıyordum sizinle. İnsanlar psikologlara gidiyor, falcılara gidiyor, kumarhanelere ve affedersiniz fuhuş yatağı olan birçok abuk subuk yerlere gidiyor. İçki, içilen yerler, barlar gibi servet yatırıyorlar oralara. Neden hiç kimse bunları eleştirip konuşmuyor da ya da buralara harcanan paraları ve servetleri konuşmuyor da kumarhaneler mesela? Hiç kimse onları diline alıp söylemiyor. İnsanların özgür iradesi, isteyen istediği yere gidebilir. Gözüyle baklıyor, otur yerlere gelince de neden böyle bir yere gidilince insanlara sırf tövbe yapması, sadaka vermesi, adak yapılmış olan, verilmiş olan sözlerin yerine getirmesi ne gerektiğini insanları yönlendiren, doğru yönlendiren insanlara gittiklerinde onlara verilen paralar insanın gözlerine gözüküyor da öbür tarafta soyulan insanların şeyleri gözünüzde gözükmüyor. Ben onu merak ediyorum ve hiçbir anlam veremiyorum. Bence insan, yani nasıl insanlar özgür iradeleriyle bu yukarıda saydığım yerlere gidebiliyorlarsa, öbür insanlar da istediği yere, hocaya tövbe etmeye gidiyorsa, neresi olursa olsun istediği yere gidebilir. Bence onu da öbür insanların eleştirmemesi lazım. Bu da benim bakış açıma ters. Eğer biz bir insan özgür, onu yapabiliyor, bunu yapabiliyor deyip de bir şeylerine konuşup karışamıyorsak, eleştiremiyorsak, o insanlar da bu insanları eleştirmemesi lazım, yerden yere vurmaması lazım. Ve bir de bu insanlar orada insan çalıştırıyorlar. Başka insanların durumu olmayan insanlar için sadaka veriliyor, adak kurbanı kesiliyor. Ofis kirası, parası, yani her türlü masraf karşılanıyor. İnsan tamam para almasına kendi cebinden mi versin herkesin masrafını? İlla tabii ki alacak. Ve diyeceklerim bundan ibaret. Herkes kendi hayatına baksın. Eleştirmek istiyorsa bir insan ilk önce kendisini eleştirsin. Merhaba, selamünaleyküm arkadaşlar. Öbür arkadaşlar gibi ben de sizlerle hikayemi paylaşmak istiyorum. Yüzümün buzlanmasını istiyorum, ilk başta onu söyleyeyim size. Ben 30 yıla yakın zamandır Avustralya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Geçen yıl tesadüfen YouTube'da gezinirken Erol Tangut Bey'in videolarını gördüm ve seyretmeye başladım. İlk başlarda çok sıkıcı ve de Erol Bey'in konuşmalarını biraz, af buyurun, kaba buldum insanlara karşı ve daha sonra seyrettikçe anladım ki insanların kendisine değil, onların içindeki şeytanlara öyle konuşuyormuş. Ve bu 1-2-3 derken her gün olmaya, her gün seyretmeye başladım ve de seyrediyordum. 6'ya yakın zaman hemen hemen her gün seyrettim. Birçok videosunu seyrettim. Seyrettikçe kendimle ilgili bir sürü sorunun cevabını buldum. Çünkü
Çok tuhaf şeyler oluyordu. Uykumda, rüyalarımda, gerçek hayatta. Akıl sır erdiremiyordum. Bir türlü anlam veremiyordum. Ve hala bilmediğim, cevabını bilmediğim birkaç şey var. İnşallah onları da bulurum bir gün. Ve bu kadar videoları, şeyleri seyrettikten sonra, bayağı bir şeyler öğrendikten sonra, dine ve ahlaka aykırı hiçbir şey olmadığını düşünerek, Erol Tangut Bey'le randevu yapıp, buradan gelmeden, WhatsApp üzerinden Türkiye'ye gittim, gitmeye karar verdim ve gittiğimde de randevuma gittim. Erol Bey'le görüşeceğimi düşünüyordum ama bir bayan hocayla görüştüm Ankara Ulus Ofisi'nde. Ekim ayındaydı geçen yıl. Seanslardan önce vücudumda çok şiddetli ağrılarım vardı. Birçok ameliyat olmuştum. Toplamda 7 tane ameliyat oldum. Hepsi de sağlık problemlerinden kaynaklı. 3 defa sağ kalçadan, 1 defa sağ omuzdan, 2 defa burundan, 1 defa sol kalçadan olmak üzere toplamda 7 ameliyat geçirdim. Devamlı 7-24 diyebilirim, başım ağrıyordu. Ve çok şiddetli ağrılarım vardı. 4 tane doktorum vardı hemen hemen her hafta. Gün aşırı gün, bazı günler her gün, bazı günler günde bir iki sefer doktora gittiğim oluyordu. Ve bu ağrıların yanı sıra bir de belimde rahatsızlanmaya başladım. Aşırı kilolardan dolayı morfin bazlı ilaçlar içiyordum devamlı. Onlar da sersemletip uyuşturup tamamen ağrıyı geçirmiyordu ve kilo aldırıyordu. Aynı zamanda 5 defa da kortizon iğnesi vurundum ağrıların çok şiddetli olması nedeniyle geçirsin diye. Maalesef onlar da çok kilo aldırdı beni ve aşırı rahatsız olmaya başlamıştım. Devamlı baş ağrısı, tansiyon, ameliyat yerlerin ağrıması. Yani hayatım tamamen çekilmez bir hal almaya başlamıştı. Bu evdeki ev halkını da çok büyük şekilde etkiliyordu. Çünkü normal yapmam gereken hemen hemen hiçbir işimi yapamayacak hale gelmiştim. Ve işte öyle karar verdim. Gideceğim dedim, her ne olursa olsun. Kaybedecek hiçbir şeyim yok dedim. Ve dine aykırı hiçbir şey yok dedim. İnandığım hiçbir şey, yani inandığım hiçbir şeye aykırı bir şey olmadığını düşündüğüm için gittim. Gittiğimde bayan hocayla görüştüm. Ve seans sonrasında soydan gelen adak, mezar ziyareti, fakir doyurma, 41 gün oruç, 41 Yasin gibi büyük bir reçete yazıldı bana. Hiçbiri ilk 41 orucu kadar etkilemedi beni. İlk 3 gün bayağı bir zor geldi. Ama sonrasında Allah'a şükürler olsun ki öyle bir şifalı oruç var etmiş bizim için. O kadar hafifledim, o kadar hafifledim ki ve çok da kilo verdim aynı zamanda. Kendimi diyebilirim sanki 20 yaş gençleşmişim gibi öyle hafif hissetmeye başladım. Oruç tutarken normalde yapamadığım birçok ev işini, yemeği ve ne bileyim çok türlü şeyler aklıma gelmiyor hepsi söylemek. Yapmaya başladım. Cıvıl cıvıldım. Yani daha mutluydum, neşeliydim. O stres, depresyonlu halim gitmişti. Stresli halim gitmişti.
ve seanslardan o verilen reçeteleri yaptıktan sonra diyebilirim ki kendim, yani bedenen kendimi çok, bedenen ve ruhen kendimi çok çok daha hafif hissediyorum. Diyebilirim ki belki %60-70 rahatladım. Hala haram, eşme ve faizden olan, çünkü burada ev faizi ödüyoruz maalesef. Onların diyetini vermem gerekiyor. Onları henüz yapamadığım için hala var. Ama eskisine nazaran diyebilirim ki %70 çok çok daha iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Allah binlerce kere razı olsun. Bizlere vesile olan herkesten, en başta da Erol Tanguk Bey'den. Diyeceğim o ki, hakkında yapılan bir sürü suçlamalar var, şeyler var. Gözümle görmediğim için hiç kimse hakkında yaptı veya yapmadı diye bir şey demeyeceğim. Ama ben yapmadığını düşünüyorum, ben kendi şahsi fikrim. Çünkü eğer o videoları dikkatli seyredip izlerseniz, videolarda şeytanlar zaten dile geldiği zaman söylüyorlar ki ona çok büyük iftira atacağız, onun için planlarımız var, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyerekten. Ve de bekliyordum zaten bu, yani bu kadar şeytan, yani şeytanın görevi ne, kötülük yapmak. Nasıl bırakıyor iftira atmadan, şey yapmadan bu kadar bayan geliyor gidiyor yanına diyerekten. Ben kendim şahsen düşünüyordum böyle bir şeyler. Ve de düşündüğüm gibi de oldu. Ben de bence geç bile kaldılar. Ben zannediyordum ki daha erken zamanlarda böyle bir iftira şeyi atarlar, ama demek ki her şeyin bir zamanı var. Bu zamana denk geldi. Şahsen ben kendi kanaatimce hiçbir şekilde o insanın böyle bir şeylere girdiğini düşünmüyorum. Asla ve asla. Bence bilmeyen başka insanlar da iftira atmasın. Çünkü bu ne dinimize ne ahlakımıza hiçbir şekilde yakışmaz. Ve çok büyük de vebali var. Ayrıca bir konu hakkında da yine de düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. İnsanlar psikologlara gidiyor, falcılara gidiyor, kumarhanelere, affedersiniz, fuhuş yuvası, fuhuş yatağı olan birçok yerlere servet yatırıyorlar. Barlara, abuk sabuk yerlere, diskolara, ne bileyim ben yani. Diyeceksiniz ki belki o kadar para veriyorlar. Yani sonuçta veriyorlar. Bir günde belki tek bir seferde vermeyebilirler, ama devamlı devamlı gidince o da bir servet sayılıyor bence. Harcanan paralar da, buraya verilen seans parasını söz konusu yapıp insanları yerden yere vuruyorlar. Yani seans başı şu kadar.